Selam arkadaşlar, nasılsınız? Ben de idare eder işte. İyiyim aslında, sıkıntı yok. Biraz diş telleri sıkıntı yaptı, o da başarısı falan yapıyor. Belli dönemlerde insan canı sıkıyor. Her neyse, bugün biraz geçmişe gideceğiz. Geçmişe gitmeden önce bir şeyler söylemek istiyorum. 6 yıl öncesine ait antrenmanlarımdan videolar buldum. Bu videolarda orta halle mi desem, kötüyle iyi arasında mı desem böyle şey var. Kuvvet aralığım ve çalışma aralığım var. Ondan öncesinde de spor hayatım var. Şimdi şöyle şeyler oluyor. Hani mesela yorumlarda şöyle diyor, sen kimsin işte bize bir şey anlatıyorsun. Bu sporda ne yaptığında bize bir şey anlatıyorsun. Yani birisinin geçmişini bilmeden, birisinin neler yaptığını bilmeden. Her neyse, ben yıllar önce başladım. Herhalde bir sporcunun en güzel olayı sponsorun olmasıdır. Sponsorlar edindim. Birkaç tane. Belli şeyler yaptım. Bu dalda eğitimler verdim. Eğitimler vermeye de devam ediyorum. Uzaktan eğitimlerim falan var. Ayrıca yarışmalara katıldım. Birincilikler aldım. Girdiğim yarışmalarda birincilik hedefiyle girip direkt alabiliyorum. Çünkü çok çaba sarf ettim. En zor günlerimi, en acı günlerimi her zaman sadece tek bir şey düşünerek gittim. Yapacağım, başaracağım, bunu halledeceğim. Her gün sokağa çıkıyordum. Yani sahile iniyordum, koşuyordum, barfix temrini atlıyordum. O zamanlar da şimdiki gibi 1 saat antrenman yap eve gel, 1,5 saat antrenman yap eve gel bilinci yoktu. 6 saat çalışıyordum. Belki 7 saat böyle arkadaşlarla dışarıda deli gibi çalışıyorduk. Çok eğlenceli, çok güzel günlerdi. Eve gelip şınav çekiyordum. İnanın bana, yorulmak nedir bilmiyordum. İşte o günlerin artısı beni bugünlere taşıdı. Yani videolarda göreceksiniz zaten. Böyle human flag hareketi, yani bayrak hareketi var ya böyle demirde, yan duruş. Onu yapmaya çalışıyorum, yapamıyorum. Duruyorum, bir hareket deniyorum, düzgün yapamıyorum. Şöyle söyleyeceğim. Ben buraya direkt bu şekilde gelmedim. Hiçbir şekilde bu sporda hazıra konmak diye bir şey yok. Hiçbir sporda hazıra konmak diye bir şey yok başarıda. Geçmişte çok şey oldu. Bir sürü sağlık sorunlarına dair sıkıntılar olsun, bunları atlatıp yine durmadan çalışmaya devam ettim. Şimdi videoya geçip biraz yorumlamalar yapalım. İlk videomuzdan başlayalım arkadaşlar. Şimdi 6 sene önceye göre çok şey, basit bir hareket değil. Ondan bahsedeyim ilk önce. Çünkü 6 sene önce de dışarı çıkıp saatlerimi verdiğimde videonun başında bahsetmiştim. Burada evet, muscle up yapıyorum. El farklı tutuş. Normalde o zaman bu şekilde yaparken şu an pürüzsüz şekilde yapabiliyorum. Şaşırdım daha doğrusu. 6 sene önce de iyiymişim diyebilirim. Evet. Bu parkların hepsi yıkıldı arkadaşlar. Sahil dümdüz ve daha basit kondu parklar çevir. Eklendi. Çok güzel. Çifte al. İn düz yap. Çubuk yap düz. Çubuk yaptı ya baba. Daha hareketin adını bilmiyoruz. Abim diyor ki, o da bana çubuk yap diyor. Ona diyorum düz düz diyor. Yüzüm biraz komik burada. Zayıftım, yine zayıfım zaten. Geri gel, yapamıyorsan da. Evet, orada iyi durmuşum yine. Çok kuruyum ya. Güzeldi. Şu an çok kolay gelen hareketler o zaman bir çalışma metoduymuş. Ahmet benim liseden arkadaşımdı. Burada bir şey denemiştik. Niye yan tutmuş bilmiyorum videoyu. Bekle. Hadi bekle diyor da sanki çok kolay o zamanlar. Bak bak işte. Mesela burada belim güçsüz olduğu için bacaklarım düşüyormuş. Gördüğünüz gibi. Sırtım sabit. Bacaklar düşüyor. Bu da belimin güçsüz olması, karnımın güçsüz olmasından dolayı. Hani bize laf edenler şöyle bir düşünsün de, 6 sene önce ne yapıyordu? Kumda mı oynuyordu artık? Bir şey mi yapıyordu? Evet be. O zaman başladım arkadaşlarım, hepsi bıraktı. Tümü bıraktı. Neyse, gerçi ben videoları düzeltirim, sıkıntı değil. Durmadan bak. Abi gözünü seveyim. Burada yeğenimle videom var. Kollarıma baksanıza, burada çok ince. Evet.
Yine pek iyi sayılmaz ama yine ince yani. 1 2 3 Allah'ım ya. Yürü bir sene ya. 3 4 5 6 Yoruldu. Abim de sağ olsun gerçekten o zamanlara ait videolara şey yapması. Burada front lever duramıyormuşum. Back lever'a geçeceğim. Orada gücüm yetmeyecek diye hatırlıyorum. Bak şimdi belim tartmıyor burada. Ay, ne günlerdi ya. Allah kar kış demeden. Kar olmuyor zaten Mersin'de de kış çok demeden. Iyi, çok iyi. Bak bu daha eski bir video olması lazım. Çekime bakın. Görüntü yok resmen. Burada bayrak hareketi yapıyorum. Biraz tutsam güzel. İdare eder. Biraz çapraz açıyla kalmışım. O zamanlar Dragon Flag hareketi yapmak çok büyük bir şeydi. Hala zor bir harekettir. Tek gol var fix. Şu an en sevdiğim hareket. Bunu nasıl yapıyorsun diyorsunuz ya mesela. Geçmişte çok çalıştığım için. Mesela o zamanlar. Ya da diyorsunuz ki yarım yarım yapabiliyorum şu an. Yapamıyorum, hiç yapamayacağım herhalde düşünceniz varsa. Bakın buyurun. Yarım yarım. Yarım yarım bile değil neredeyse. Oradan geçeceğim zannettim bir anda. Burada ne var? Eyvah işte. Mert Akıncı, Mücahit, Ahmet, ben. En sağdaki benim siyahlı olan. Çok seri olduğum dönemlerde böyle yorulmuyordum. Çünkü hayatım spordu. Hiç durmadan. Mücahit burada karın antrenmanını yapıyor. Yunus şınavını çekmiş. Ahmet şınavını çekiyor, bitiriyor. Vay be. Gözümde canlanır koskoca mazi. Bunun müzik sesi yok mu ya? Yokmuş. Muscle up'larım çok rahat yapıyorum. Çünkü bakın burada kolu kilitliyorum. Şimdi isteseniz de yapamam. Rahat edemiyorum artık. Alıştım Nizami olayına. Dediğim gibi hareketleri durup dururken yapmıyorum. Durup dururken yapmıyorum. Çalıştım. Siz de bu durumda olabilirsiniz mesela başlangıçtan sonraki dönemlerde. Bunun olmayacağını ya da kötü olduğunu işaret değil. Biraz daha kuvvet gereksinimi olduğunu düşünebilirsiniz. Yani biraz daha zamana ve sürece bırakabilirsiniz. Burada 20 tane yaptığımı hatırlıyorum. Diz çekerek falan. Bayağı gitmişim. Burada amuda kalkmaya çalışıyorum. Koluma bak ya, bileğim kadar. Oradan planche ineriz. Full planche ineriz. Şimdiki dönemde burada nasıl ıkınıyorum. Her şey zamanla arkadaşlar. Mücahit'in şınavları. Meşhurdu o zamanlar. Bu birleştirilmiş video olduğu için tekrar bu karşımıza çıktı. Amuda kalkıyorum. Bakın burada amur şınavıma bakın. Çeyrek çeyrek, yarım yarım amur şınav yapıyorum. Mate. Mersin Street Workout yazmışız bir de. Allah çok hoş ya. Dostlar gördüğünüz gibi
durduğunuz halde ya da çalışmayıp ilerlemediğiniz halde sadece başkalarına bakıp iyi olabileceğinizi düşündüğünüz halde bir şey olmuyor. Sadece yapmanız gereken yola çıkmak. O yoldan şaşmamak, her türlü koşula ayak uydurmak. Okula gidiyorsanız, okuldan geldiğinizde 10 dakikanızı hiç yapamıyorsanız 10 dakikanızı ayırabileceğiniz bir antrenman programı oluşturabilmek, ona düzenli uyabilmek. Yani ne bileyim mi, her türlü yolunu bulursunuz. Okulda sıraların arasında dips yapmak, kıyıda köşede şınav çekmek. Hani şimdi başarı konusuna gelince mesela sadece başarı spor alanında olmasına gerek yok. Dersleriniz iyiyse eğer, dersleriniz konusunda bir başarı edilebilirsiniz. İşe gidiyorsanız, işten geldiğinizde 10 dakikanızı, 20 dakikanızı ayırarak derslere devam edebilirsiniz. Yani başarı sadece sporda olan bir şey değil zaten. Bunun böyle şeyi yok. Kimisi profesyonel anlamda ilerler, kimisi sadece sağlığını korumak için ilerler. Spor bu arada en çok sıkıntı çekilen konu, sporun sadece kas büyütmek olarak düşünülmesi, bodybuilding olarak düşünülmesi. Bu çok yanlış. Yani ben bir bodybuilding yapan birisi değilim. Akrobasi yapıyorum, kuvvet egzersizleri çalışıyorum ama bana geliyordu ki kasların küçük, kasların büyük, kasların şöyle olsa daha iyi olur. Ama işte amaç farklı, yol farklı arkadaşlar. Ben onu yapmıyorsam neden öyle olayım ya da sen neden benim öyle olmamı istiyorsun ki? İstiyorsan sen yapmalısın. Spor sadece spor, spordur. Spor spordur. Bunu çok seviyorum. Bu arada evin içinde de yapıyorsan spor, bodybuilding yapıyorsan da spor, fitness yapıyorsan da spor, bilmem koşuyorsan da spor, yürüyorsan da spor. Ayrıştırmaya gerek yok. Kimseyi küçültmeye, kimseyi büyütmeye gerek yok. Umarım istediğiniz her şey yoluna gider. Bir başarı elde edersiniz hayatınızda. Aksilikler olabilir. Çok fazla aksilikle karşılaştım. Söylemeyeceğim. Bilen biliyor zaten aksilikleri. Başarılar dilerim size arkadaşlar. Tellerden dolayı konuşamıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.